Sevgili öğrencilerim, merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere ne yapacağım? Bugün sizlere bölme ile ilgili problemler yapacağım arkadaşlar. Yalnız basitten yine zora doğru olacak. Güzel problemler hazırladım. Buyurun bakalım dersimize geçelim. Şimdi birinci soru arkadaşlar ekranlarımızda görüyor, duruyor. Birinci sorudan itibaren başlıyorum. Bir bölme, üç basamaklı bir sayı, tek basamaklı sayıya bölmeden başlamışız arkadaşlar. Hangisinde bölüm iki basamaklıdır? Yani şuradaki bölüm dediğimiz sonuç, yani burası. Bu bölünen, bu bölen, burası da bölüm. Peki 5'te 5 var mı? Var. Bir tane var. O zaman 1 kere 5'i 5'e soldan itibaren yazdım. Çıkartıyorum 0. 7'yi indirdim. 7'de 5 var mı arkadaşlar? Bir tane var. 1 kere 5 yine 5. Çıkartıyorum 2 kaldı. Sonra 2 bölünmediği için 4'ü indirdim. 24'te 5 var mı arkadaşlar? 4 tane olduğunu buradan tespit ediyoruz. 4 kere 5 20. Çıkardım, ne kaldı? 4. Şimdi bölüm 3 basamaklı. Okey mi? Buraya bakıyorum. Bu gitti. A gitti. B'ye bakıyorum. 2'de 6 var mı? Yok. 24'te 6 var mı? Var. Kaç tane var? 4 tane var. 4 kere 6 24 arkadaşlar. Çıkardım 0 0. Ne kaldı? Bir şey kalmadı. 3'ü indirdim. Bölündü mü? Bölünmedi. Peki indirdim, bölünmedi. Böyle mi kalacak? Hayır. İndirdiğiniz bölünmediyse bir tane sıfır koyuyorsunuz. Dolayısıyla sonuç, yani bölüm 40 oldu. Bakın cevap bu olacak. Diğerlerini de bulacağım ama dikkat. Çünkü bu bölmenin örneği. 348'i 2'ye bölüyorum. 3'te 2. Bir tane var. 2 oldu. Çıkartıyorum altından. 1. Bir sayı indirme hakkım var. 14. 14'te 2 kaç tane var? 7 kere var. 7 çarpı 2. 14. Çıkardım 0 0. Sonra ne indi? 8. 8'in içinde 2 kaç tane var? 4 tane var. 8 dedik. 174. Zaten cevabımız belli ama biz bölmeyi göstermek için yapıyoruz yine. 182'de 19. Hocam 1'de yok. 18'de var mı? Bunda da yok. 19 bundan büyük. 182 nasıl yapacağız hocam? Dikkat edin. Adım adım toplaya toplaya, fakat çok basit bir yöntem göstereceğim. 19'un 10 katı nedir? 190'dır. Bakın 190, kafayı çalıştırın. Ben nerede bunun bir altında dururum? 190 bir üstünde. O zaman 9 çarpı 19 desem. 19'da 9'u çarpıyorum. 9 çarpı 9 81'in 1 elde var 8. 9 çarpı 1 9 elde var 8'di. 17, 171. 9 kere dedim 171. Ne kaldı arkadaşlar? 11 kaldı. Bölüm tek basamaklıymış. Bize neyi soruyordu? Hangisi iki basamaklı? Cevabımız B şık olacak diyorum. Gelelim ikinci soruma arkadaşlar. Şöyle soruları büyüteyim. İkinci sorum ne demiş bakalım? Yukarıdaki işlemde bu çiçek yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Hadi bakalım. Şimdi eğer burada benim bölme işlemiyle ilgili anlattığım konu anlatımını bilmeyen arkadaşlar burayı yapamaz arkadaşlar. Ne demiştik? Hocam bölünen sayı vermemiş, sadece bölüneni vermiş ya. Bölen 8 demiş, ben ne bileyim kalanın ne olacağını. Bir altın kuralımız vardı. 5 yıldız attığım bir kural vardı. Bu neydi? Dedim ki kalan sayı bölen sayıdan mutlaka küçük olmak zorunda. O zaman buraya gelebilecek sayılar 8'den küçük kimler var arkadaşlar? 7 olur, 6 olur, artı 5 olur, artı 4 olur, 3 olur, 2 olur, 1 olur. Hatta kalansız bir bölme ise 0 da olabilir. 0'ı niye yazıyoruz? Çünkü zaten topladığımızda farkı yok ama bilinmesini istiyorum. 0'dan bu sayının 1 altına kadar olabilir. Mesela bu sayı 9 olsaydı 0'dan 8'e kadar gidecektik, bir aşağısına. Çünkü kalan bölen sayıdan mutlaka küçük olmak zorunda. Toplamları nedir? Bunların toplamı 3, 3 daha 6, 4 daha 10, 5 daha 15, 6 daha 21, 7 daha arkadaşlar 28. Bize neyi sordu? Çiçek yerine gelebilecek sayıların toplamı nedir dedi. Hadi bakalım. Burada ne diyor? Bu bölme işlemini yap. Bölüm ve kalanı bul diyor. Şimdi 34, 3'ün içinde 12 yok. 34'ün içindeki 12'yi arayacağım ben. 12, bir 12 daha 24, bir 12 daha, 3. 12 de 36. Üstüne çıktım, çıkmamam lazım. O zaman 2 tane dedim. 24. Çıkardım. 10 kaldı. Şimdi 10 bölünmüyor. Sayıyı daha indirdim. Yani burası şöyle yapayım. 100 olsun. 100'ün içinde 12. Hadi sayalım bakalım.
Ben 5 tane desem 60. 6.sı bak 5 tane 60. 6.sı 72. 60 72. 7.sı 84. 8.sı 96 yaklaştım. 8 tane var diyeyim. 96 diyeyim çıkardım. 4 kaldı. Şimdi burası 28, bu da 4 ise toplamları 32. Bunu başta yaparken zorlanacaksınız. Tabii ki zorlanacaksınız. Çünkü tahmin ede de ok çarpımları kenarda yapmadan buraya gelemezsiniz. Sakın öyle bir kere izledim hemen çat diye yapayım, yok. Bu çarpımları aklınızda kalması için defaatle, ısrarla yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Geçiyorum. Dördüncü soruma geleyim bakayım. Dördüncü sorum ne diyor? Şimdi dördüncü sorumuz. Doğruyu D yönünde, yanlış da Y yönünde giderekten hangi çıkışa ulaşılır diyor. 425'i 25'e böldüm. 18 tane var diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. 425'i 25'e bölelim. 425 böldüm 25'e. 42'nin içinde bir tane var. 25 ne kaldı? 17 kaldı. 5'i de indirdim. 175'in içerisinde 25 arkadaşlar. 7 tane var. 18 değil 17 olacaktı. Yanlış kısımdan geldik. 899'u 29'a bölüyorum. Biraz şöyle yukarıya doğru kaldırayım. Şuraya yapalım işlemi arkadaşlar. 899'u 29'a bölelim. 899 bölü 29. Aman Allah'ım, çok büyük sayı gibi, korkunç sayı gibi duruyor. Korkmayın arkadaşlar. Ya da ben şunu şöyle yapayım. Şurayı sileyim, tamam mı? Ben biraz daha bu soruyu yaklaştırıp şöyle şurada çözmek istiyorum. Sağda yer açayım kendime. 899'u böleceğim 29'a. Şimdi bakıyorum. 8'in içinde 29 yok. 89'un içinde 29. Abi bu 30 olsa 3 tane de 90'a varıyor. O zaman 3 tane desem 3 kere 29 87 edecek. 87. Çıkardım. 2 kaldı. İndi aşağı 9. 29 oldu. Bir tane vardır. 29 deyip 0 0 yaptım. Bu 31 demiş. Doğru mu? Doğru. Ben nereden çıktım o zaman? 3. çıkıştan çıkıyorum. Burayı siliyorum. Cevabım ne oldu? 3. çıkış dedim. Bunu da işaretlemiş oldum. Geçiyorum 5. soruma. Bakalım ne demiş. Kartlarda yazılı işlemlerden bölümü 35 olanın bulunduğu katta İrem oturmaktadır. İrem kaçıncı katta oturmaktadır? Biz bu bölümleri yapmamız gerekiyor arkadaşlar. O zaman şöyle açalım bakalım. Yine sağ tarafa bölümleri yapalım. Yaptıkça da silerim teker teker. 720'yi 18'e bölelim bakalım. 720'yi bölelim 18'e. 72'nin içinde 18, 18, 18 daha 36. Üçüncüsünde 54, dördüncüsünde 72. 4 dedim, 72 çıkardım, 0, 0. Bu sayı indi, bölünmediği için bir 0 buraya koydum. İnen sayı bölünmezse bir 0 konulur. Cevap burada dördüncü kat 40 arkadaşlar. Sildim, bu değil. 540'ı 27'ye bölelim çünkü 35 olan da oturuyor. 540'ı bölüyorum 27'ye. Evet, 54'ün içinde 27, 2 tane var. 54 etti, 0, 0. Bir 0 indi, bölünmedi. Buraya koydum 20. Bu da değilmiş. Siliyorum. 630'u ne yapacağız? 18'e böleceğiz. 630 bölü arkadaşlar 18. Evet, 63'ün içinde 18. Gidelim bakalım. 18. İkinci 18'i toplarsak 36. Siz bunları yazarak gidiyorsunuz. Üçüncü 18 ne oldu? 54, 4. 18 ne yapacak arkadaşlar? 72, o zaman 3. 54'te 18'de kalalım. 54 olsun. Çıkartıyorum. 13'ten 4 çıktı. 9. Burası 5'e düştü. 0. Geliyorum. 9'u indirdim. 90'ın içerisinde 18 kaç tane var? Arkadaşlar. 90'ın içerisinde 18 tam olaraktan 5 tane. 4.sü 72 değil. 5.sü 90 olacak. Demek ki 5 çarpı 18 90. Çıkardım. 0 0. Kaç oldu? İkinci katta bulunacakmış burası. Tabi ben 560'ı 22'ye de böleceğim. Burada cevap bulduk da bölmeyi yapmak için tüm şıkları bunu da yapacağım. 560'ı bölüyorum 22'ye. Birincide 22, ikincide 44, üçüncüde 66. O zaman 2 diyelim. 44 olsun. Çıkardık 12. Ne geldi? 0. Şimdi 120'yi arkadaşlar 22'ye bölersem ben ne olacak? 5 tane desem 110 etti. 6. da 132.
5 tane var. 110 etti. 10 da kaldı arkadaşlar. Demek ki buranın cevabı da 25. Ne oldu? Aradığımız cevap o zaman ikinci katta 35'i bulduk biz. B şıkkı ikinci kat diyeceğim.